Sen muradına ereceksin Mesut. Sen bu gece muradına ereceksin. Merak etme. Böyle olacağı belliydi. Her şey böyle güzel gidecek değildi ya. Babam vermez o adamları seni, merak etme. Burada güvendesin. Gerçekleri öğrendikten sonra da. Buradan bir çıkalım, bir sürü iş yapacağız. Bir sürü iş. Eğer bu adamlar canınızı sıkıyorlarsa hiç düşünmeyin. Burada hiç kimse size dokunamaz diyecektim. Böyle diyeceğiniz nazar da söylemişti ama... ben yine de döneyim geldiğim yere. Usandım bu canımdan aman aman... derdi ile geze geze ama... Karşılığını alsam da... bunun bir cezası olmalı. Çok geç kaldık Kamber. Çok geç kaldık. Her iki tarafın boşanma isteği mahkememizce uygun görülmüştür. Kambersiz düğün olmaz! Kambersiz düğün olmaz! Zaman geçtikçe daha da iyi olacak. Sanki tül perdelerin arkasında o günler. Varla yok gibi. Bir yaz günü yağıp geçen, unutulan bir yağmur. Sabah dağların üstüne çöken sis gibi. Önce çocuklar çıktı sesin ardından güneşe.
Yeni başlayanların hepsi söktü okumayı yazmayı. Eskilerden bazıları kasabaya gidip geliyorlar artık okula devam edebilmek için. Bazıları senin ardından yine evlerinde, ormanda, çeşme başında. Her şeye yetişemiyor insan. Ama çocuklar yine gülüyorlar, yine neşe içinde oynuyorlar. Böyle olsun istemez miydin? Sabah gülüşleri en çok onlara yakışır demez miydin? Yine gülüyorlar işte. Kınalı kar iyi, hak ettiği gibi. Hayat kimseyi beklemiyor ki, akıp gidiyor. Böyle olması en iyisi. Yoksa onlar, ben nasıl dayanırdık yokluğuna, yokluğunun acısına? Durmadan kötü düşler görür gibi soluk soluğa iç daralmalarına. Ama inan, onlar iyi. Kamber çıktı hastaneden. Kasaba gazetesinde çalışıyor şimdi. Davut, Kamber'in hastaneden çıktığı gün kayboldu ortadan. Korktu belki. Herkes gibi onların da bir düşü var artık. Davut 3 ay daha bulunamazsa... Zehra ondan boşanacak ve Kamber'le evlenecekler. Hanede ise her şey aynı. Herkes konuşacağını, yapacağını içine atar gibi. Sanki herkes konuşup da bir anıya saygısızlık etmek istemezmiş gibi. Ama umut herkes için. Herkesin umudu bir parça mutluluk için. Herkesin umudu kendi için. Ben hep düşünüyorum. Değişen bir şey olmadığına göre değer miydi? Değer miydi beni koyup gidişine? Çünkü ben hala içimde bir öfkeyi saklıyorum. Çünkü ben hala acı çekerken seni özlüyorum Ali. Hala yaşıyorsam bana bıraktığın hediye için. Oğlumuzun yaşaması için. Söz verdiğimiz gibi o yaşayacak. Dokuz ay geçti. Hayatımın en mutlu günü ve en çok acı çektiğim geceden biri. Bense hala aynı yerdeyim. Bıraktığın gibi. Gittiğin gün gibi. Ama yaşadım. Senden öğrendim pes etmemeyi. Çünkü dert aynı dert. Bela aynı bela Ali. Bela aynı bela. Daraldım Seyit. Bunaldım. Sıkıldım Seyit. Üstüme üstüme geliyor bu taşlar, dağlar, bu karanlık. Ne halt ediyor avukat dediklerin? Uğraşıyorlar ağam. Kolay mı ağam? Onca gözün önünde adam öldürdüm. Dağa çıktım. Eşkıya oldum.
Jandarma her yerde seni arar. Kızdırmasınlar beni, Seyit. O zaman görürler eşkıya ne demek. 9 ay oldu, Seyit. 9 ay oldu, ben buradayım. Kınalı kardan alacağım var, Seyit. Hadi oğlum, gidelim artık. Demir amca orada. Onun da mı babası cennette? Jandarma karşıki tepenin aşımındalar. Çabuk çabuk şu döşeyi toparlanın. Çabuk çabuk. Çabuk. Fenerleri alın. Çabuk. Yüzünü görmediğim 9 ay. Benim istediğim ipek mintanlar, sınırı belirsiz topraklar, haneler, konaklar değildi ki Kemal. İstediğim bir cabbar ağaydı. Bir ondan uzak kaldım. Kısmetse ona da kavuşursun zamanı gelince. Sen gidip geliyorsun ama bir gün olsun istemedi ağam beni yanına. Yol uzun, zorlu. O yüzden istemez. O istese ben her yolu aşarım, bilir, bilir. Bilir ama. Uyandın mı? Uyandın mı Cabbar Han'ın emaneti? Anasının süt kuzusu. Gel, gel. Bu dağlarda yıllarca arasak bulamayacağız Cabbar Ağa komutanı. Bulacağız. Yıllarca arasak da bulacağız. Onu bulup adalete teslim etmeden durmayacağız. Ağam, ağam. Ağam çıkabilirsiniz. Gitmişler ağam. Bıkmaz mı bu komutan? Bıkmaz mı? Bizim izimizi sürmekten. Kemal, nerede kaldı Seyit? Erzağımız nerede? Gelecek ağam. Neredeyse gelir. İyi. Kasabanın sesi! Kasabanın sesi! Abonelere gazete! Abonelere gazete! Yok kızım, gelmedi buraya hiç. Hep alıp alıp başını gidiyor bu aralar. Dedim ama ona ben. Böyle kaybolup gitme dedim. Nereye gidecek sen de bana, ondan sonra git dedim. O ne dedi peki?
Hiçbir şey demedi, aldı başını gitti yine. Gelir kızım, merak etme. Nafile teyze. Ha. Bütün köylüne farzası varsa vermiş Zehra'ya. Her şey bir tamam olmuş. Adını anma bana onun. Ya ne olur öyle deme be Nafile teyze. Bak Kamber abi de çıktı hastaneden. İşi de var artık. Barışıver Zehra ablayla. Hem gelin olacak yakında. Anma onun adını dedim. Anma dedim. Anma onun adını. Geldik Zehra abla. Hoş geldiniz. Gördün mü bak, nasıl dolduracağım koca haneyi diyordum. Her şeyin tas tamam şimdi. Hiç aklım almıyordu ya, sağ olsun bütün köyün ne fazlası varsa verdi. Sevinin çok pişirdi Zehra abla, fena mı? Bir de Nafile teyze sevse, affetse. Olur olur, o da olur. Hele bir süre de olsun. Sahi kaç ay var daha? 3. İşte bir şey kalmamış. 3 ay sonra bir boşana Davut domuzundan. Evlen Kamber'le. Affeder elbet. Bir tanecik oğlunun bir tanecik gelini olacağın nasıl olsa. Öyle mi dersin? Tabii öyle. Hiç merak etmiyor musun Zehra abla? Davut abi 9 aydır nerededir, nereye gitmiştir diye. Sus kız. Davut abi deme ona. Domuz o, domuz. Kasabanın sesi geldi Olcay abi, al oku al oku. Kasabanın sesi. Köyler, aman abi. Allah, İlker kolay gelsin. Abonelere gazete. Kasabanın sesi geldi. Kamber hoş geldin. Günaydın. Günaydın Kamber, hayırlı işler. Al oku, hayırlı işler. Sana da. Hayırlı işler. Ne adam şu Kamber, ne oldu? Bir gün olsun dursun yerinde ya. Oğlum fena mı? Her sabah iş olmasa yüzümüz gülür. Hadi bırakalım Kamber'i de. Önümüze bakalım. Mars'a gidiyorum oğlum. Kınalı Kara, ben gideyim müdürüm. İzin verin lütfen. Olmaz. Elinizde başka mühendis yok. Herkesin işi başından aşkın. Buraya geleli 3 ay oldu ama hala oturup duruyorum. Olmaz dedim ya. Bölgeyi tanımıyorsun. Tecrübesizsin. Bu kolay bir iş değil. Kısa zamanda bitirilmesi gerekiyor. Bir şans verin bana. Emin olun yüzünüzü kara çıkarmam. Olmaz. Seninkinden ne haber? Çoktandır görünmüyor. Çalışmaya başladı ya, ben bile görmüyorum. Çalışmaya mı başladı? Neden? Neden mi? Babanın yanında çalıştığını sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum ama istemedi işte. Sen mi bu çocuk? Babanın yanında rahat rahat çalışmak varken niye başka bir yerde çalışsın ki? Boş ver, başka bir şeylerden söz edelim. Ne oldu? Kesin almam lazım. Of. Dağıttım hepsini. Aferin Kamber. Yarınki yazı da hazır. Dizgiye başla bakalım hadi. Hemen Hulusi amca. Hemen. Zehra nasıl? İyi evimizi yapıyor. Ben çalışıyorum, o evimizi yapıyor. Evlilik ne zaman peki? O gelmezse 3 ay sonra. İyi. Hayırlısı olsun. Nasıl, memnun musunuz yeni evinizden? Siz olmasaydınız. Bırakın canım şimdi bizi. Rahat mısınız, değil misiniz? Nasıl rahat olmam? Buraya geldiğimden beri her şeyimle ilgilendiniz. Yabancılık çekmemem için elinizden geleni yaptınız.
Sanki... ailemin yanındaymışım gibi hissettirdiniz bana. Bütün kınalı karlılar bir ailedir zaten Leyla Hanım. Ama size böyle hissettirdiysek ne mutlu bize. Hayatımda hiç olmadığım kadar burada mutlu hissediyorum kendimi. O zaman bunu hiç dönmeyeceksiniz. Hep burada, kınalı karda kalacaksınız olarak anlıyorum. Zaten gidebileceğim başka bir yer yok ki. Halil Bey. Hadi çocuklar teneffüse. Hadi kalkın. Sen olmasan Ali öğretmenin ardından hepten sahipsiz kalacaktı yaramazlar. Kim olsa yapar benim yaptığım Ömer abi. Ama onlara gerçek bir öğretmen gerek. Gelecekmiş. Yeni bir öğretmen yollayacaklarmış diyorlar ama... Kim gelirse gelsin onun gibi olmayacak değil mi? Olmaz tabii. Olur mu hiç? Sonunda Şahnaz'la oğlan geliyor ha? Geliyorlar. Burnumda tütüyor ikisi de. Ne zaman gelecekler? Birkaç güne kalmaz gelirler kısmetse. Kardeşim ne zaman gelecek anne? Yakında oğlum. O gelince oynayabilir miyim onunla? Tabii. Ama önce biraz büyümesi gerek. Nasıl? O doğunca çok küçük olacak oğlum. O zaman oynayabilir miyim? Tabii oğlum. Babamın yerine ne zaman okula öğretmen gelecek anne? Bilmiyorum oğlum. Anne, anne iyi misin? Başım döndü biraz oğlum benim. Anne sen de babam gibi cennete gitmezsin değil mi? Anne hadi eve gidelim. Hadi gidelim oğlum. Ben sana dolanma demedim mi ardımdan? Senin ardında dolanan kim? Ben kahveye gidiyorum. Bal gibi de benim peşimde dolaşıyorsun. Kahveye gidecek başka yol mu yok? Sana ne? İstediğim yoldan giderim. Benim gittiğim yoldan gitme. Gidersem ne olur? Sumru. Ne diye inat ediyorum. Biliyorsun sana yanık oldum. Bak gideli kaç ay oldu. Döneceği falan yok Rıza'nın. Yalnızsın. Bir başınasın. Ama ya dönerse Yusuf? O zaman ne olacak? Bir gün apansız çıkıp gelirse Rıza. Ha? Ya gelirse? Çay vereyim mi mühendis bey? Ver Rıza ver. Afiyet olsun. Sağ ol. Yok tecrübesizmişim. Yok bölgeyi tanımıyormuşum. Oturup muhabbet edecek değiliz ya bu kınalı karla. Bıktım burada hesap kitap yapmaktan. Merhaba muhtar. Merhaba. Fıstık. Yap merhaba. Bakalım bize de birer çay. Merhaba. Geliyor. Merhaba. Günaydın. Sağ ol. Hadi bakalım birer çay. Nerede Yusuf? Sana mı bıraktı yine ocağı? Gelir abi şimdi.
Gel Recep. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Bildiğin gibi. Ormana gidip geliyoruz işte. Sen nasılsın? İyi. Nerede kaldı bu Kemal? Nargilem nerede kaldı? Gelir ağam, çok geçmeden gelir. Ben burada sıkıldım Seyit. Köye ineceğim. Aman ağam, delirdin mi? Görmüyor musun, her yerde seni arıyor jandarma. Arasın. Geç vakit köye iner. Gün doğmadan da dağa çıkarız. Kurban olayım ağam, bir gören olur, bir haber uçuran olur. Haber uçuran olur. Ha? Ağasını ele veren olur. Ha? Öyle mi Seyit? Olmaz ağam. Senden korkularını olmaz. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Köylü bir benden korkusundan haber uçurmaz jandarmaya. Öyle mi Seyit? Sen nasıl dersen öyledir ağam. Peki ya örtmen beni vursaydı? Ya o benim canımı alıp dağa çıksaydı? Onu da ispiyonlar mıydı köylü jandarmaya? Demezdi ağam. Korktuğu için mi demezdi? Ama ben kazandım Seyit. O kaybetti. Ben kazandım. Niye zahmet ediyorsunuz? Çocuğunuzun, çoluğunuzun rızkından artırıp bana getirmeniz gerekmez. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ağanın emanetisin hanımım. Sana bakmak bizim boynumuzun borcu. Öyle bir borcunuz yok. Çok geçmez yapbarağı iner dağdan. Esen'in ihtiyacını görmediğimizi, aşını suyunu eksik ettiğimizi bir duyarsa. Ne aşa ihtiyacım var ne suya. Her şeyim var benim. Tutun ki hiçbir şeyim yok. Yine de bir şey demezdim ağaya. Hanginiz şikayet ettim? Hanginiz benden yana bir kötülük gördü? Alın götürün bunları. Çoluğunuza çocuğunuza yedirin. İstemezseniz bir ihtiyacı olana verin. Ama bana bir daha böyle şeyler getirmeyin. Hatırımı sormaya, kahve içmeye gelirseniz buyurun. Ama bir daha böyle şeyler getirmek için gelmeyin bu haneye. Çıkar bu ahlar. Hem onların ki, hem günahsız yere canına kıydığı babanın ki. Kemal, iyi ki geldin. Yiyecek getirdim sana biraz. İki gün idare et, sonra yine getiririm. Ben yiyecek falan istemiyorum. Gitmek istiyorum buradan Kemal. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Delireceğim burada Kemal. Aklımı oynatacağım. Sana acıyıp gelip almasaydım o dağ başından, çoktan kurda kuşa yem olmuştum. Böyle yaşamaktansa geberip gitsem daha iyiydi. O zaman öyle demiyordun ama. Kurtar beni diye yalvarıyordun. Keşke Cabbar kafama sıksaydı dizlerimi vuracağını. Keşke orada alsaydı canımı Kemal. Senin bir canın yok Mesut. Herkes için ölüsün sen zaten. Kimse bilmiyor yaşadığını. Herkes ölüp gittin. Kaybolup gittin sanırım. İki gün sonra yine gelirim. O zamana kadar idare et bunlarla. Kemal, Kemal gitme. Kal biraz daha konuşalım. Ne olur gitme Kemal. Kemal ne olur. Tek başıma burada çıldıracağım. Kemal. Kemal! 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 Ne olur gitme Kemal! Yalvarıyorum, beni burada yalnız bırakma!
Kemal, beni de götür. Bırakma beni burada. Kemal! Kemal, ne olur gitme! Kemal! Kemal! Kemal, gitme! Kemal! Provayı bastım Hulusi amca, provayı bastım. Tamam dersen gerisini de basayım. Tamam mı bütün yazılar? Tamam. Dizgi hatası falan yok değil mi? Yok yok yok, ben baktım hepsine, yok. Peki. Al bakalım haftalığın. Teşekkür ederim. Çarşur etme sakın ha. Bak yakında yok, evleneceksin. Yok. Etmem etmem. Zehra'ma veririm o saklar. O saklar. Hadi bakalım. Doğru Zehra. Ama gazete? Ben basarım. Alt tarafı 100 tane gazete. Hadi bakalım yalla. Peki o zaman yarın sabah görüşürüz Hülsü amca. Yarın sabah görüşürüz. Deli oğlan. Haneye gelen, beni arayan soran oldu mu Kemal? 2 gün önce jandarma geldi ağam. Ne sordu? Her zaman ne sordularsa ona. Buraya geldi mi? Haber alıyor musunuz? Bildiğin şeyle. Köylüyle konuşuyorlar mı? Benim görmüştüğüm yok ağam. Lamia, oğlun nasıl? Sağlığına duacılar. Yarın kahveye var Kemal. De ki köylüye, ağanız hala başınızdadır. Gözü üzerinizdedir. Köye ineceği yakındır. Eksik kalanın, saygıda kusur edenin hesabını bir bir soracaktır. Olur ağam. Derim. Yemeğe bize buyurun. Hep beraber yeriz bir şeyler. Yeteri kadar rahatsızlık verdim size. Ben evimde kalayım. Abi eksik, abi fazla. Yük olacak değilsiniz ya. Gelmeyeyim Halil Bey. Ama bir gün hepinizi ben yemeğe beklerim. Olur tabii, geliriz. Nazara selam söyleyin. Ufaklığı da öpün benim için. Tabii. Hani lan paralar? Hani paralar? Hepsi bu usta. Sattığım çaylar da anca bu kadar. Aha, işaretledim hepsini. Çarp bakalım ne ediyor? Aha, bu kadar ediyor. İyi o zaman. Neden vurdun o zaman bana? Testi hikayesi oğlum. Testi. He? He? Hadi lan evine, yürü, yürü. Yarın sabah erkenden gelip süpürmeyi unutma yerleri ha. Yürü. Adem baba. Adem baba. Bu beni kazıklıyor mu sence ha? Ben bilmem, karışmam. Demir. Eve mi? Eve. İyi ya, beraber yürüyelim o vakit. Nasılsın? Ne yapıyorsun bu aralar? Ya haneden beri muhtarlık dışında yaptığım bir iş yok. Hep böyle bir iş yapmadan mı duracaksın? Kınalı kardayız. Yapacak iş mi var? Emir,
Ben düşündüm de. Biliyorsun Nazar hamile. Ne ormanla ilgilenebiliyor ne ormancılarla. Hoş orman artık köylülerin ya. Akıl danışmaya gelen çok. Bir karışanları, başlarında duranları olmazsa birbirlerini yiyorlar. Düşündüm de. Gel şu eski işini yap. Ormancılarla ilgilen. Köylünün akıl danışacağı, sözünü dinleyeceği baş ol. Beyim, ben o defteri kapayalı çok oldu. Hanedeki yetim demir değilim artık. Ben yaşlandım artık Demir. Bu işlerle ilgilenmek yoruyor beni. Artık dinleneceğim, torun seveceğim vakit. Yani? Yani Nazar'a çalışacaksın Demir, bana değil. Kamer abi. Meslek. Kamer abi. Meslek. Aldın mı kasabadan istediğimi? Aldım. Abi al parası. Var benim param var. Hediyem olsun meslek. Meslek sağ ol abi. Hediyem olsun meslek. Sağ ol. Demir'im. Baba sen de mi geldin? Neredeydin merhaba sen? Kızım. Bütün gün seni aradım. Baba bu hep alıp başını gidiyor. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bana hiçbir şey demiyor. Fadik. Gelsene babacığım, gir içeri. Başka zaman. Haneden beklerler beni. Sen dediğimi bir düşün Demir. Tamam. Ne oluyor Demir? Yok bir şey. Ya Demir neredeydin sen? Her yerde seni aradım Fadik. Ben. Fadik! Demir'im. Ya her yerde aradım diyorum ya. Buyur bey. Sağ ol Nafile. Afiyet olsun. Abla, Efe nasıl? Bugün keyfi nasıldı? İyi iyi. Hiç uysuzluk etmedi. Uyuyor şimdi. Doktor ne diyor peki? Şimdilik hastalık kontrolü altında diyor. Ama ben ilik nakli yapılana kadar bir şey olur diye çok korkuyorum. Hayırlısıyla bir kurtulsak şu dertten. Abla kardeşi kurtaracak onu. Abisine can verecek. Ya. Nazar. Demir'le konuştum bugün. Neden? Karnın burnunda, köylünün derdi, hanımlık, bir de Efe. Hepsine yetmem mümkün değil. Babam haklı. Doğum yaklaşıyor. Artık dikkat etmen gerek kendine. Gerekiyorsa köylüyle ormanla ben ilgilenirim. Sen değil, Demir yapabilir diye düşündüm ben bunu. Demir kabul eder mi böyle bir şeyi? Bilmem kabul eder mi ama ben dedim. Düşünsün taşınsın karar versin. Nasıl geçti günün? Nasıl olsun? Bildiğin gibi işte. Sen neler yaptın? Hiç. İşler istediğin gibi gitmiyor galiba.
çok daha faydalı olabilirim ama bırakmıyorlar. Bütün gün hesapla uğraşıyorum. İstediğin de buydu zaten. Bu değildi. O hesapları bir tekniker de yapabilir. Ben daha faydalı olabilirim. Daha önemli işler yapabilirim. Devlet dairesinde çalışmayı sen istedin. Evet. Haklısın. Yiğit. Hala geç değil. İstifa et. Babamla çalış. Orada da kendi işini yapacaksın. Hem daha rahat olursun. Didem. Ben devlet bursuyla okudum. Yapmam gereken zorunlu hizmetim var. İstifa et. Tazminatı neyse öderiz. Anlamıyorsun. Anlamayan sensin. Babam sana büyük bir şans sundu. Sen de bunu reddediyorsun. Babam için bu tazminat önemli değil. Ama benim için önemli. Benim bu ülkeye borcum var. Babana değil. Hesabımız lütfen. İlk iş dizgi yapıyorum Ömer abi. Basılıyor gazete. Fıstık. Sonra gazeteleri dağıtıyorum. Seviyorsun yani işini Kamber. Seviyorum Ömer abi, çok seviyorum. Hulusi amcayı da çok seviyorum. Zehra'mı da çok seviyorum. Kamber. Evleneceğiz biz onunla Ömer abi. 3 ay sonra evleneceğiz. Evleneceğiz. İnşallah Kamber, inşallah. Aha Zehra'm. Aha. Al bunları al. Sakla. Kamber sırası mı şimdi? Sırası. Ev paramız bu bizim Ömer abi. Ev paramız. Hadi getir kumbaramızı Zehra'm hadi. Hadi Zehra'm. Kamber kahveni bitir de gidelim. Gidelim. Bize yol göründü. Ömer abi ben kalsam Zehra'mla. Olmaz Kamber. Laf ederler sonra. Doğru. İyi akşamlar Zehra. İyi akşamlar. Eline sağlık Mihriban. Bana değil Hazal'a de, o yaptı. Sahi mi? Çok güzel olmuş Hazal. Afiyet olsun. Koca kız oldu artık, yapacak tabii. Neredeyse evlenecek yaşa geldi. Mihriban abla. Dur daha Mihriban. Yaşı ne başı ne? Bizim sokağın köpeği. Acıkmıştır. Ben şunu sıyırıp geleyim. Dur Hazal, yemeğini iyi götürürsün. Olsun. Ben doydum nasıl olsa. Şimdi gelirim ben. Allah Allah. Buradayım. Ne var, ne istiyorsun? Seni göreyim istedim. Recep abi seni görse ne yapar biliyor musun sen? Görürse görsün. Diyeceğim varsa de, yoksa git. Bak, ne aldım sana. Nereden buldun bunu? Dedim ya aldım diye. Sağ olsun. Yarın göl başına gelsene. Olmaz. Niye? Olmaz da ondan. Hazal. Çabuk git. Git. Ağam, adamlar köye inmek ister. Olmaz, Seyit. Aylarda dağdalar ağam, çocuklarını, karılarını görmek isterler. Aha, buradaysa herkes burada olacak. Ben ne zaman köye inersem, onlar da o vakit inecek.
Zamanı geldiğinde hep beraber ineceğiz aşağıya. Önce Kınalı Kara, sonra köyümüze. Bizim olanı almak için. Ne var? Seyit. Sana bir şey daha demem gerek ağam ama kızarsın diye korkuyorum. Önce de, sonra sus. Seyit. Kızmaya başlıyorum. Ağam. Ne barajı Kamber? Bizim gazetede yazıyordu, ben gördüm. Baraj yapılacakmış Kınalı Kara. Kınalı Kara baraj yapılacakmış. Keşke yapılsa Kamber. Buraları değiştirir. Yol gelir. Köylü ormandan başka çalışacak yer bulur. Ne bileyim, bir sürü şey değişir işte. Ben değişsin istemiyorum ki. Böyle iyi. Kınalı Kar böyle iyi. Değişsin istemiyorum. İyi olur Kamber. İnan bana iyi olur. Olmaz! İzin vermem. Kınalı Kar'ın suyu bizim elimizden çıkar. Sözümüz ufalır, gücümüz azalır. Devletin barajı ağam, sual olunur mu? Olur, Seyit. O baraj yapılmayacak. İzin vermeyeceğim. Ne olacak baraj yapılınca Ömer abi, ne olacak? Deli Çay'ı artık Cabbar kontrol edemeyecek. Kınalı Kar'ı susuz bırakamayacak. Baraj büyük mü olacak? Herhalde. Kınalı Kar'daki en büyük şey olacak değil mi? Öyle olacak herhalde Kamber. Biz evlenene kadar yapılır mı baraj Ömer abi? Bilmem Kamber. Yapılır herhalde. Niye sordun ki? Barajda yapalım o zaman düğünü. İlahi Kamber. Neler de düşünüyorsun? Bir bunları düşünmüyorum Ömer abi. Başka ne düşünüyorsun ki Kamber? Ben çok, çok Ali öğretmeni düşünüyorum. Düşünmek istemiyorum. Unutmak istiyorum ama olmuyor Ömer abi. Bir türlü olmuyor. Biliyorum Kamber. Biliyorum. İstersen bir kahve içeriz, öyle gidersin. Gideyim. Biliyorsun iş var. Sonra uyanamıyorum. Tamam, nasıl istersen. Didem, ne olur anlamaya çalış. Bu benim için önemli. Belki de burada bir süre çalıştıktan, kendimi ispat ettikten sonra babanla çalışabilirim. Ama şimdi değil. Umarım daha sonra pişman olmazsın. Ben gideyim. Benim arabamı al, yarın getirirsin. Caddeye kadar yürür bir dolmuş bulurum. Yürümek iyi geliyor. Yarın görüşürüz, tamam mı? Hı hı. Tamam. Seni bu kadar sevmesem çekilecek adam değilsin. Günaydın mühendis bey. Günaydın Rıza. Zor iş sizinki de be. Bütün gün hesap kitap. Her iş zor Rıza. Seninki benimkinden kolay mı? Herkes kendi işini en iyi şekilde yapacak ki kalkınıp güçleneceğiz. Doğru dersin mühendis bey. Ama bırakmıyorlar ki kendi işimi yapayım. Anlamadım. Ben mühendisim Rıza. Ben araziye çıkmalı. Barajlar, su kanalları inşa etmeliyim. Yap o zaman mühendis bey. Tutan mı var seni? Bıraksalar? Yok tecrübesizsin, yok bölgeyi tanımıyorsun. Uzun lafın kısası bırakmıyorlar gideyim. Bazen kalmak gitmekten daha iyidir mühendis bey. Rıza, nereliydin sen?
Bir toprağım yok benim mühendis bey. Ama en çok nereli hissedersen kendin diye sorarsan, uzak bir köy var. Oralıyım derim. Kınalı Karlı. Nereli nereli? Kınalı Karlı. Yürü benimle. Mühendis bey. Gidiyoruz yürü. Mühendis bey. Yürü. Evet Kenan. Evet anlıyorum ama şu an elimde yeterli personel yok. Anlıyorum efendim ama şu anda bölgede kalan mühendisin yeterli tecrübesi yok. Bunun bölgenin kalkınması için öne... Peki genel müdürüm, emredersiniz. O Kınalı Karlı müdürüm. Ne? Bölgeyi tanımıyorsun demiştiniz ya, Rıza biliyor. Onu da beraberimle götürün. Bütün köylüyü tanıyor, bölgeyi biliyor. Yiğit Bey. İnanın bana, bu işin altından kalkabilirim. Sizi utandırmam. Göreceksiniz her şey çok iyi gidecek. Yiğit Bey, zaten gidiyorsunuz. Ne? Zaten gidiyorsunuz dedim. Hazırlıklarınıza başlayın. Hemen bugün yola çıkın. Sağ olun müdürüm. Yürü Rıza, gidelim. Gel. Abonelere gazete. Kasabanın sesi. Ne o? Çay içen yok mu ormancılar? He? Oh! Söğüt gölgesi mi burası? He? Bundan sonra çay içmeden burada oturmak yok. Mıslık, çay ver herkese. Olur usta. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Dağıttım hepsini Hulusi Bey amca. Aferin Kamber. Ben de yazıları bitirmek üzereyim. Bitireyim dizgisini yaparsın. He yaparım. Ya sen nasıl yazıyorsun bunca yazıyı Hulusi Bey amca ya? Ne görüyorsam onu yazıyorum Kamber. Ne görüyorsam onu yazıyorum. Keyfim yok. Siz gidin, ben evde olacağım. Tamam canım, akşama bir şeyler yaparız. Bye. Of. Merhaba, Didem evde mi? Evde. Didem. Ah. Yiğit, ne işin var senin burada bu saatte? Sana müjde vermeye geldim. İstifa mı ettin yoksa? Yok canım, otur da anlatayım. Sonunda doğru dürüst bir iş verdiler bana. Baraj yapacağım. Nerede? Kınalı Kar diye bir yer. Ama bunun ne önemi var? Neresi olsa giderdim zaten. Önemli olan baraj yapacak olmam. Gidiyorsun yani. Evet, hemen bugün. İyi, senin için sevindim. Didem? Bencilsin sen. Sadece kendini düşünüyorsun. Didem, ne diyorsun sen? Çok mu önemli baraj yapmak? Beni bırakıp gitmene değer mi? Benim seni bıraktığım falan yok. Nasıl görüşeceğiz? Kaç ay sürecek? Zaman zaman gelirim. Görüşürüz. Sen de gelebilirsin. Ben zaman zaman sevinmek, sevdiğim adamı zaman zaman görmek istemiyorum. Didem, bunun benim için önemli olduğunu biliyorsun. Gideceğimi de. Madem böyle düşünüyorsun, hiç olmazsa küs ayrılmayalım. Defol git. Hiç umurumda değil senin barajın, biliyor musun? Bilmiyorum Ömer. Bu baraj Kınalı Kar için iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum. İyi olur tabii beyim. Köylü baraj inşaatında çalışabilir. Ne bileyim, baraj için gelecek işçilere yemek yiyecekleri bir yer açabilir. Baraj açıldıktan sonra Kınalı Kar büyüyebilir. Doğru.
köyün kendi suyu olur. Cabbar Han'ın insafına kalmaktan kurtulur. Evet beyim. Peki Ömer. Cabbar Ağa bu baraj yapılana kadar neler eder bir de bunu düşünsene. Cabbar Ağa dağda beyim. Kaçacak delik aramaktan soluk almaya vakit bulamıyor. Cabbar'ı hafife alma Ömer. Hiç hafife alma. Bu baraja engel olmalıyız. Bir şey yapmalıyız Seyit. Ne yapıp edip bu baraja engel olmalıyız. Ağam. Sus Seyit. Sus. Ben konuşuyorum. Toparlanın Seyit. Aşağı iniyoruz. Aşağı mı iniyoruz? Köye mi? Köye. Seyit. Ama kınalı kara. Bak Demir, bugün de bana bir şey demeden alıp başını gidersen... Gidersem? Çok fena olur. Ufacık köy fadik, nereye gideceğim? Ha, ben de onu diyorum. İşin yok, gücün yok. Nereye gidip duruyorsun? Belki artık bir işim olacak. Sahi mi diyorsun? Ne güzel olur Demir'im. Yüzün güler yine. Ne iş yapacağım peki? Baban gel ormancıların başına geç, köylüye sahip çık diyor. Yani Nazar ablama çalışıyorsun öyle mi? Olur dersem öyle. Olmaz. Ne? Olmaz. İstemiyorum ben. İstemiyorum. Demir. Ya Demir'im. Daha çok kazanacaksınız da. Seni sözleşmeli işçi yapacağız. Sigorta, devlet güvencesi. Beni bırak mühendis bey. Senin yolun açık olsun. Memleketine gideceksin Rıza. Arkadaşlarını, sevdiklerini göreceksin. Ben gelmeyeyim mühendis bey. Bazen Rıza, bazen de gitmek kalmaktan iyidir. Ben çıkıyorum Kamber. Sen dizgiyi bitir, bir prova baskısı yap. Akşam üzeri döner bakarım. Tamam Hulusi Bey amca. Ben yaparım, merak etme. Hadi kolay gelsin. Ben bunun yerine ne koyacağım? Allah! Allah! Yazık. Buyur hanım. Hiç anlatmayacaksın değil mi Kemal? Anlamadım. O gün ne oldu Kemal? Cabbar Ağa ne yaptı Mesut'a? Nerede o? Benim kahveye gitmem gerek. Söyle Kemal. En azından yaşayıp yaşamadığını söyle. Lamia. Ergeç. Geleceğim yanına Lamia. Ergeç. Cabbar. Bir gün buradan çıkarsam.
dizlerim eski haline dönerse bunu ödeyeceksin Cabbar. Yemin ederim bunu ödeyeceksin. Sen ne yapıyordun orada Kamra? Hiç. Bir şeyler mi yazdın yoksa? Ver bakayım onu bana. Bunları sen mi yazdın Kamber? Nereye? Nane toplayacağım biraz. Sen nazara göz kulak ol, yukarıda yalnız. He? Nasılsın? İyiyim Sumru, sağ ol. Ağrın falan yok değil mi? Vakti yaklaşıyor, zorlanıyorum artık. İnşallah her şey kolay olur. Benden ne istiyorsun Sumru? Sadece hatırını sormaya geldim, iyi misin diye. Sağ ol. Ama ben seni tanıyorum Sumru. Bir şey istemesen burada olmazdın. Tamam. Babamla konuşmanı ve işleri benim idare edebileceğimi söylemeni istiyorum. Hayır. Yapabilirim. Yapabilirsin. Ama bu köylü için iyi olmaz. Neden? Çünkü sen bunu kendin için istiyorsun. Köylünün iyiliği için değil. Babama hanım olabileceğini ispatlamak için istiyorsun. Olabilirim. Konuşmayacak mısın babamla? Kusura bakma Sumru. Bir köy var, güneş ağır.